Yeni yayın döneminde yepyeni bir programla Live 24 stüdyolarından sizlerle birlikte olacağız. Her pazartesi ve perşembe Avrupa saatiyle saatleriniz 17.30'u gösterdiğinde bizler derlediğimiz haberleri sizlere aktaracağız, yorumlar yapacağız. Sizleri ilgilendiren, sizlerin ilgilendiği her türlü haberleri bu stüdyoda sizlere iletmeye, yorumlamaya, bilgilendirmeye çalışacağız. Bakalım sizler için neler derledik. Bildiğiniz gibi bu yılın Mart ayından itibaren koronavirüsü bütün dünyayı kastı kavurdu. Şu ana kadar milyonlarca insan bu virüse bulaştı. Ölenlerin sayısı son aldığımız rakamlara göre 950 bine doğru gidiyordu. Evet, bir çıktı, bir yükseldi. Yazın dendi ki işte düşecek. Sonra Eylül'de yeni bir dalga gelecek. Bu yüzden bu illetten henüz kurtulamadı kimse. Çaresi bulunmadı, aşısı bulunmadı. Ama bütün hayatımızı hallaç pamuğu gibi savurdu. Evet, seyahatler, tatiller, her şey ertelendi. Restoranlar, iş sahipleri, işçiler evden çalıştılar. Ama henüz bir sonuca ulaşılmadı. Fakat hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren. Hollanda zaten önlemleri hiçbir zaman sıkı tutmadı. Sadece mesafeyi koruyun dedi, maske takın dedi. Sonra maskeye gerek yok dedi. Ama başta turizm sektörü olmak üzere horeka sektörünü, yani otel, kafeterya, restoran sallamadığı sektör kalmadı. İnsanlar ülkeden ülkeye gelip gidemediler. Hasret gideremediler. İş seyahatinde bulunamadılar. Ekonomi bu gidişle dibe vuracak. Dünyayı 1929 krizinde olduğu gibi belki yeni bir ekonomik kriz bekliyor. Bunlar negatif yönleri. Fakat olumlu yönleri de şöyle. Hollanda 21 Eylül'den itibaren sporculara ve iş adamlarına seyahat vizesi yasağını kaldırdı. Bildiğiniz gibi yani AB ülkelerinden olmayan insanlar Hollanda'ya gelebilmek için vize almak zorundaydı. Bunların başında da en çok etkilenenler iş adamları oluyordu. Çünkü iş yapmaları gerekiyor. Bu ülkedeki firmalarla, şirketlerle görüşmeler yapmaları gerekiyordu. Onlara dahi vize verilmiyordu. Bu korona illeti dolayısıyla. Şimdi aldığımız haberlere göre 21 Eylül'den itibaren çok şükür en azından iş adamları gelecekler ve iş bağlantılarını devam ettirecekler. Bakalım sırada hangi haberimiz var? Evet, sıradaki haberimiz yine bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Onu haber ve yorumlarda bahsedeceğiz ama hemen size ön bilgisini vereyim. En son olarak yorumlayacağız bunu. Denk Partisi'ne yeni genel başkan. Bildiğiniz gibi fırtınalı bir dönem atlatıldı. Kardeş kardeşi sırtından vuruyor dendi. Denk Partisi bitti biliyor dendi. Denk Partisi'nin kuruluşundan günümüze kadar olan kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Ama aldığımız haberler iç acıcı. Yeni bir genel başkan atanıyor. Resmen 26 Eylül'de imzalar atılacak. Kim oluyor dersiniz? Hemen ön bilgisini verelim. Zaten program başlarken tanıtımında da resmini görmüşsünüzdür. Avukat Ejder Köse Denk Partisi'nin yeni genel başkanı olacak. Yani parti lideri değil, genel başkanı. Neler yapacak? Hedefleri nelerdir? Onları yorumumuzda izleyeceğiz. Biz sıradaki haberimize bakalım. Evet, çocuk istismarı. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki haberlere bir çocuk istismarı düştü. 12 yaşındaki kız çocuğunu kötü emellerine alet eden, sözde tarikat şeyhi diye adlandırılan bir adi bir yaratık. Bir taraftan onunla ilgilenirken Hollanda'daki vatandaşlarımız, diğer tarafta da Hollanda'da pedofil, yani Sübyancı Partisi mevcut. Bu partinin kaldırılması, kurulmaması için Hollanda Meclisi'nin gündemine gelmesi için 500 bin imza gerekli. Evet, öbür taraftan da yine bağlantılı olarak bir haber var. Dünyanın en mutlu çocukları Hollanda'da. Gel gör ki bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtecek türden bir haber. Yani resmen pedofil partisi
Sübyancı Partisi kurulacak ve meclise milletvekili sokmaya çalışacak. Bunun için demokratik bir ülkede tabii bizlerin de yasal hakkı var. Bir imza kampanyası başlatıldı. Bir işin veya herhangi bir konunun meclis gündemine gelebilmesi için 500 bin imza gerekiyor. Bunun için Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı başta olmak üzere Türk toplumu da imza kampanyasına herkesi katılmaya davet ediyor. Şu anda son rakamlara göre atılan imzalar 400 bini geçmişti. 500 bin olması lazım ki Hollanda Meclisi'nin yani kabinenin gündemine gelsin, bu parti tamamen yasaklansın mı diye konuşulsun, gerekirse yasaklansın. Ve biz yasaklanmasını istiyoruz. Fakat bu imzalara elektronik olmasına rağmen telefonumuzla veya evimizde oturarak bilgisayarımızın başında imza atıyor muyuz? Hayır. Duyarlıyız, alevleniyoruz, köpürüyoruz, kızıyoruz, olmaması gerektiği gibi davranıyoruz. Ama işin resmi boyutu imza kampanyası. O yüzden hepinizi Hollanda Gönüllüler Vakfı'nın Türkler arasında başlattığı imza kampanyasına, pedofil partisinin kapatılması, burada hayat bulmaması için kampanyaya davet ediyorum. Lütfen duyarlı olalım. Çünkü çocuklar geleceğimiz, çocuklar dünyanın neresinde olursa olsun istismar ediliyor. İnsanlar, iğrenç insanlar, kötü insanlar, insan demeye insanın dilinin varmadığı bazı art niyetler çocuklarımızı pis emellerine alet ediliyorlar. O yüzden bir imzayı çok görmeyin. Bakalım sırada hangi haberimiz var? Evet değerli izleyiciler, çocuk istismarı dedik de dinin yerini artık sanki tarikatlar aldı. Bu tarikatlar gerçekten işlevlerini yapıyorlar mı? Yoksa dünya malı için, servetlerine servet katabilmek için birkaç tane şarlatanın ben tarikat şeyhiyim, ben peygamberi rüyamda gördüm, ben son Mehdi'yim diye çıktığı, şarlatanlık yaptığı bir ortam oluştu. Sosyal medyanın, iletişim sektörünün, dünyasının da bu denli ilerlemesiyle bu insanlar kendilerine inanacak insanları çok çabuk avlıyorlar. Cincilik, büyücülük, büyü bozmak sadece Türkiye'de değil, Hollanda'da da aldı başını gidiyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir araştırmada Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da o kadar büyü yapan veya büyü bozan var ki ve bunlara inanan var ki. İşte Bolu'da sözde tarikat şeyhi 12 yaşında kız çocuğu istismar edince televizyonlara da merdiven altı tarikatlar, cincilik, büyücülük konuşulacak yeni bir gündem maddesi oluştu. Öyle şeyler duyuyoruz ki insanın ağzı açık kalıyor. Hiçbir liyakat olmadan, hatta Fatiha suresini dahi bilmeyen insanların kendini tarikat şeyhi diye tanıttığı, arkalarında hiç de yabana atılmayacak 40 bin, 50 bin, 100 bin müridi, inananı olduğu anlatılıyor. Ve bunlar bizi gerçekten üzüyor. Öbür taraftan da din demek eşittir tarikat demek, din demek eşittir cinci büyücü demek. Bunlara inanmayın. Çevrenizde bu tür şeyler varsa katılımcı olun. Bizlere bildirin. Lütfen bunların üzerine gidelim. Sadece psikolojiniz bozulmaz, aynı zamanda paranızı da verirsiniz. Bildiğiniz gibi bundan 2-3 ay kadar önce gene sosyal medyaya düşen, haberlere düşen bir şey vardı. Almanya'da bir iş adamı kendisine yapılan büyüyü bozdurmak için 30 bin avro veriyor. Büyü bozulmayınca veya yaşadığı stresleri atamayınca işte polise gidiyor. Polis Türkiye'de bunu tam cin büyü yaparken iş üstünde, tabir yerindeyse iş üstünde yakalıyor, derdest ediyor. Gelin inanmayın bu tür şeylere. O yüzden bizleri, dinimiz çok iyi bir din. Hani derler ya, ilim geldi, batıl zail oldu diye. Sizler de cinle, büyüyle değil, ilimle, irfanla dinimizin gerçek vecibelerini yerine getirerek bu işlerden kurtulun. Bunlara aman aman taviz vermeyin. Gerçekten başınıza büyük belalar alırsınız. Bakalım sırada hangi haberimiz var? Evet, Eylül ayı gelince aralığın sonuna kadar sağlık sigortalarında Hollanda'da bir kampanya başlar. Sigortanızı değiştirebiliyorsunuz veya beğenmiyorsanız yeni paketlerden, örneğin sağlık sigortanıza diş, fizyoterapi gibi yeni şeyler ekleyebiliyorsunuz. Yani sigorta primlerinizi değiştirmek için önünüzde 3 ay var. Sigortanızı değiştirebilmek için, primleri belirleyebilmek için, ne olursa olsun bunlar böyle değiştirmek için değil. Aynı zamanda yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte neye zam gelecek, neye gelmeyecek, bunlar da sokaktaki insanı ilgilendiren haberler bizlerin gündemine düşmeye başlıyor. Evet,
Koronavirüs dolayısıyla işsizlik bir taraftan artarken, insanlar çeşitli sağlık sorunlarıyla uğraşırken, evet, haber merkezimize ulaşan haber şöyle: sağlık primleri %6 civarında artacak, katkı payları vesaire. Bu yüzden bu konuyu daha çok işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi daha önce Benim Sigortam'dan sevgili Mehmet Keskin'i uzman olarak almış. Sigortasını değiştirmek isteyen insanlar neler yapması gerekiyor? Hangi sigorta daha insanların bütçesine uygun? Ne kadar yükselecek gibi konularda bilgi almıştık. İlerleyen günlerde yine kendisini stüdyoya veya telefonla programımıza davet ederek bu konuda sizleri aydınlatmaya devam edeceğiz. Evet, bakalım sırada hangi haberimiz var? Biraz önce de söylediğim gibi koronavirüs illeti Mart ayından itibaren bütün dünyayı hallaç pamuğu gibi kasıp kavuruyor. Bu arada insanların çoğu, mümkün olanlar, evlerinden çalıştılar. Birçok iş yeri işçi çıkardı. İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da on binlerce işçi, o kadar dünyaca tanınmış markalar yüz binlerce işçi çıkardılar. Eskiden derlerdi, ekmek aslanın ağzında, şimdi midesinde bulacaksınız. İşsizlik söz konusu olunca İlk önce Avrupa ülkelerinde ve Hollanda'da yabancılar. Yabancılar deyince de akla Türkler geliyor. İYÖTE Başkanı, yani Hollanda'da Türkler için danışma kurulu hükümete bir briefing verdi. Bir basın bildirisi yazdı. Koronavirüsünden sonra artan işsizlikten etkilenen en çok yabancılar. Yabancılar deyince de Türkler. Bu duruma bir çare bulunması için sevgili Başkan, İYÖTE Başkanı Zeki Baran bir mektup yazdı, basın bildirisi yazdı ve yetkililere iletti. Umarız bir nebze de olsa hükümet yeni yasama yılında, önümüzdeki günlerde açılacak, bu konuya da el atar diye düşünüyoruz ve sevgili başkana çok çok teşekkür ediyoruz duyarlılığı için. Zaten İYÖTE, Türkler için Danışma Kurulu Başkanı, vazifelerinden birisi de bu. Evet, sırada başka bir haberimiz ve yorumumuz var. Biraz önce söylemiştim, Denk Partisi, sevgili Türklerin kurduğu, Selçuk Öztürk, Tunahan Kuzu'nun kurduğu, 2015 yılında, tarihinde de bakayım, 9 Şubat 2015 yılında kurdular bu partiyi. Daha önce bu iki arkadaşımız Selçuk Öztürk ve Tunahan Kuzu, Tunahan Kuzu parti lideri olarak, genel başkan olarak da Selçuk Öztürk vardı. Bağlı bulundukları İşçi Partisi'nden, PFDA'dan ayrılarak 9 Şubat 2015 tarihinde Türklerin Partisi denilen parti kurdular. Ve sloganları şuydu: Hollanda hepimizin. Ve öyle bir rüzgar arkalarına aldılar ki parti olarak girdikleri ilk seçimde 15 Mart 2017'de hiç kimsenin beklemediği bir şekilde 3 tane milletvekili çıkardılar. Başta parti lideri Tunahan Kuzu, genel başkan Selçuk Öztürk ve Farit Azarkan, Fas kökenli bir milletvekili olarak, 3 milletvekili olarak meclise girdiler. Çok konuşuldular. Çıkışlarıyla Hollanda'da gündem oluşturdular. Aldılar başlarını gidiyorlar. Özellikle aldıkları tercihli oylar Hollanda'daki bütün siyasi bilimcileri ters yüz etti, ters köşeye yatırdı diyebilirim. Bu böyle devam ederken daha sonra yerel seçimler, eyalet seçimleri, Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu. Bu arada parti oy kaybetmeye başladı. Dendi ki genel seçimlere katılım çok fazla, yerel seçimlere ilgi o kadar yok. Eyalet seçimlerine %30'larda Hollanda gelendi. Partideki oy kaybı bu yüzden dendi. Tam bunları konuşurken acaba ne oldu, ne olacak? 2021 Mart ayındaki seçimlerde 5 milletvekili çıkartabilecek mi Denk derken birden Denk Partisi karıştı. Kardeş kardeşi sırtından bıçaklıyor dendi. Sevgili Tunağan'ın özel yaşantısı medyada günlerce konuşuldu, yazıldı. Selçuk Öztürk ben bırakıyorum dedi. Stüdyomuzda konuk da oldu. Ve ben bir dahaki seçimlere girmeyeceğim dedi sevgili Tunağan. Ve derken bir ara çözüm bulundu. Sular duruldu ve Metin Çelik Eylül ayına kadar geçici genel başkan ilan edildi. Yani anlaşma sağlandı, sular durulsun diye. Ama herkes Denk Partisi artık bitti, yıkıldı, gitti derken geçtiğimiz günlerde yeni yayın dönemine hazırlanırken yine duyumlarımız ve haber peşinde koşarak aldığımız bilgiler, avukat Ejder Köse'nin, biraz önce tanıtımda da izlediğiniz gibi, yeni genel başkan olduğu yolunda. Kendisini telefonla aradık. Evet, doğrudur. 26'sında resmen imzalar atılıyor ve genel başkanlığa, yani Selçuk Öztürk'ün yerine kendisinin geleceğini doğruladı. Dedim ki
telefonda kendisine, sevgili avukat, sevgili yeni genel başkan, çiçeği burnunda genel başkan, Denk Partisi şu anda gelirse benim daha önceki iddiam vardı. Yani oy kaybetti, belki bir, belki iki milletvekilini zor çıkaracak. Sen ne diyorsun? Hiç de öyle değil dedi. İlerleyen günlerde telefonla konuğumuz olacak, stüdyo konuğumuz olacak sevgili çiçeği burnunda genel başkan avukat Ejder Köse. Bize hedeflerinin bu seçimlerde de en az 3 milletvekilini garantilediklerini, garantileyeceklerini, kamu araştırmaları bunu gösterdiğini söyledi. Fakat asıl hedeflerinin 2025 genel seçimler olduğunu söyledi. Nedir dedim 2025'te? 2025'te 8 veya 10 milletvekiliyle koalisyon ortağı olarak Hollanda hepimizin diyerek biz de söz sahibi olmak istiyoruz dedi. Umarız dileği olur. Bakalım gelecek günler neler gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet değerli izleyiciler, bugünlük de ilk programda böyle. Sizlere derlediğimiz haberleri Hollanda gündemiyle, yorumlarıyla birlikte sunmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse ilk programın heyecanına verin, affola. Evet, programımız hemen bitmiyor, yayınımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgili Fatih'in kamerasıyla birlikte, Fatih Karaman, benim kameramanım, arkadaşım, yönetmenim, Hollanda sokaklarına çıktık. Sık sık gündeme gelen organ nakli. Allah dert verip derman aratmasın. Hani böbrek, organ nakli deyince ilk akla gelen böbrek. Ama bunun göz var, kalp var, var da var. Yani bizim insanımız ben alırım ama vermem diyor. İslamiyet'te acaba organ nakli var mı yok mu? Çok tartışıldı ve tartışılıyor. Biz de bunu Hollanda sokaklarına çıktık, Hollanda pazarlarını dolaştık. Amsterdam'ın güzide bir pazarında sizler için renkli görüntüler derledik. Bu programdan sonra onu izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Programlarımız devam ediyor. Efendim, Perşembe günü tekrar aynı gün ve saatte, aynı gün ve saatte buluşuncaya kadar yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık, sıhhat, televizyonlarınızdan Life 24 eksik olmasın. Evet, programdan önce yönetmenim beni uyarıyor, kulağıma ses gelmediği için programdan sonra sizleri güzel bir eserle, Yusuf Meral'in güzel bir eseriyle baş başa bırakacağız. Arkasından Hollanda gündemi gelecek. Dedim ya ilk programın heyecanına verin, sürçülisan ettikse affola dedim. Life 24 bu sezonda gerçekten sizlerin aradığı, istediği, beğendiği ve tavsiye ettiği programlarla karşınızda olacak. Hoşça kalın, Perşembe 17.30'da görüşmek dileğiyle. La tahzen, la tahzen. Üzülme, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme, üzülme. Rahman Celle Celaluhu, ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan, gece gibi kapkaranlık nefsini yak. Derdim var diyorsun. Dert insanı Hakk'a götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara, susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın Celle Celaluhu tebessümüdür. La tahzen, üzülme. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da ben, sen anlamaz. Hakk'a ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal şems olmayan yanmaz, yakamaz.
Life 24 Hollanda Çarşı Pazar bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir pazarda. Bugünkü konumuz organ nakli. Bakalım vatandaşlarımız organ nakli hakkında ne düşünüyor? Hadi Fatih. Evet, burada bir vatandaş var, bize bakıyor. Veririm. Böbreğinizi. Veririm. Ama bazılar diyor ki Müslümanlıkta yok diyorlar. Şimdi Diyanet yayınlı... Türkiye'de veriyorlar, niye yokmuş ki ne? Türkiye'mizde veriyorlar. Yani. Diyanet'in de fetvası var zaten bu konuda. Yani bir sakıncası yok diye. Bilmiyorum sakıncası ne kadar sakıncası, ne kadar sakıncası onu bilmiyorum da yani. Türkiye'de var öyle bir şey, bağışlıyorlar. Yeni onu yerim... Alı sevim. Ya. Ya. Alır. Vallahi ben isterim. Gerçek isterim yani, şaka değil. Peki bu konuda formül falan doldurdunuz mu? Veya vasiyetinize yazdınız mı? Hayır, vasiyet falan yazmadım da sadece ev doktorundan gelen mektuplarda mecburen diyorlar yani. Biz de ona katılıyoruz yani. Allah'sa alsınlar, bence hiç mahsuru yok. Bazıları diyor ki işte İslami kurallara göre sadece akrabana verebilirsin. Benim böbreğimi alacaklar, işte başka birine gayrimüslime verecekler. Hayır hayır hayır, öyle bir şey yok. Gayrimüslim, herkes insan ya. Gayrimüslimin şeyi var mı? Siz ne düşünüyorsunuz bacım? Valla ben biraz korkuyorum. Öldükten sonra. Ya ama yani toprak olacak diyorlar, ruhdur yaşayan. Yani sizin atıyorum böbreğiniz, gözünüz birine verirse dünyayı görse olmaz mı? Olur da valla ben biraz korkuyorum yani. Ne güzel, açıkça söylüyor yani değil mi? Korkuyorum evet. Memleket nere? Sivas. Oo, bugün burası hep Sivaslı dolu. Tabii canım, Sivas Gemerekliyiz. Nasıl da tek Müslüme bin miyit? Varum niyit dat mahtok. Ney, wie zegt dat? Ja, ulema. Ik weet het niet. Maar, zover ik zelf onderzocht heb en gevraagd heb, dat mag niet. Als mag wel, wil je doen? Ja, natuurlijk. Maar ik denk als moeder, als vrouw, als dat over mijn familie gaat, dan zal ik mijn nieren in van mijn nieren geven. Dankjewel. Hemen tercümesini yapalım. Diyor ki Müslümanlıkta donör olmak mümkün değil. Ama aileden biri ise onlara böbreğini, gözünü verebilirsin diyor. Hadi Fatih. Of ik mij mijn nieren wil geven? Ja. Liever niet, maar toch wel. Voor kennis of familie of iemand anders? Voor familie altijd welkom. Veririm. Çünkü bir can gidecekse biri kurtulsun. Peki başkasına verir misiniz? Örneğin yani Allah geçinemezse ben öldüğümde al gözümü. Öyle bir imkanım olsa ben de veririm. Peki çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, nasıl yani, gel 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 sen de konuş. Ölüyü diriltiyorsun. Ölüyü diriltiyorsun. Yani herkes versin. Bu para alıp gideceğiz. Peki siz donör musunuz yani? Evet. Gözünüzü böbreğinizi verecek. Her şeyimi veririm. Ben nasıl olsa gidiyorum. Bari biri yaşasın. Tabii ya, birileri yaşasın, ne güzel olur. Hepimiz böyle yapsak daha çoğalır. Yani faydamız oluyor. Ama bazıları diyor ki Müslümanlıkta yok diyor. Öyle bir şey yok. Onu geç. İnancınla bile onun için alakası yok. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Hayırlı günler. Gel. Vallahi ona cevap veremeyeceğim. Mesela siz öldüğünüzde böbrekleriniz yani ya da gözleriniz birine versin istemez misiniz? Ben istemem. Rotterdam'da bir gencimiz var. Yeğenine böbreğini verdi. Şimdi ikisi de yaşıyor. Yoksa çok sıra bekleniyordu. Biraz önce arkadaşlar diyor ki bir kişi daha yaşasın, toprak olacak diyor. Niye vermiyorsunuz? Korkuyor musunuz yoksa Müslümanlıkta yok diye mi? Yok, benimki kendimki iyi değil ondan. He, ama Allah göstermesin, size lazım olsa başkasının organını alır mısınız? Alırım. Benimki iyi olmadığı için veremem. Ama insanlara tavsiyeniz, versinler mi organ? Tabii. Biri iyiyse niye vermesinler? Verirlerse iyi olur, memnun olur herkes. Vallahi versek iyi olur yani, bilmiyorum. Sağlam olsa veririm, niye vermeyeyim? Sağlam olursa veririm. Verirsiniz yani? Tabii veririm, niye Allah aşkına. Çevrenizde böyle tanıdığınız biri var mı? Hasta, böbrek ihtiyacı olan? Olmaz mı bir yavrum? Çok hasta da böbreğim hasta iyi olsa veririm. Yoksa nereye vereyim? Kötü çürüyor olursa veremem. Benim her yanım iflas, şeker durumundan. Şeker 600-700 olsa hepsini verin ama yaramaz. Ama karşı değilsiniz yani, vermesi gerekiyor. Her insan versin. Bir can, bir insan, 10 insan kurtarsın. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen gerçekten. Peki ev doktorunuza falan gidip söylediniz mi? Söylemedim ama kendi hani hep gördüğüm zaman hani bir şeyden gerçekten şahsi fikrim yani verilmesi lazım yani. Bu... Her insana vermek zorundayız. Her insan da versin. Benim her aletim yarasın, her komple vücudumun azasını vereyim. Herkes de versin kardeş. Allah size sağlık sıhhat versin inşallah. Böyle bir şeye ihtiyacın olmaz. İnşallah.
İşte hepsi iflas ama ayaktayız. Vallahi gerçek de iyi bir şey ama yok gerçek değil de para karşılığı oluyorsa her iki tarafta da çok kötüdür onun günahı babanı. Peki var mı çevrenizde böyle organa ihtiyacı olan mesela böbreğe falan? Vallahi şu anda öyle bir şey yok yalnız. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı arkadaşın dediği gibi öyle düşünüyorum. Yani organ mafyasının eline düşmesinler ama vermek... Tabii. Düştürmeyemek olur. Onu verecek, o kararı verecek doktor da dinli imanı bir olması lazım. Tabii. Takılacak kişi de dinli imanı bir olması lazım ki hak yerini bulsun. Ama yok bunu bir bahaneyle alıp da başka birilerine para karşılığı verirse işte o zaman kötü. Bugün Hollanda Çarşı Pazar'da Amsterdam'da dolaştık. Vatandaşlarımıza organ naklini sorduk. Ne düşünüyorlar? Güzel cevaplar aldık ve üşüdük. Hollanda biliyorsunuz soğuk ve yağmurlu bir ülke. Benim Fahri hemşerisi olduğum Nevşehir'in Göreme ilçesi. Baktık ki Göreme restoranı var. Hadi girip ısınalım dedik. Ve sahibi şu anda yanımızda. Efendim önce sizi kısaca bir tanıyalım. Ben İsa Özer. Aslında Nevşehir, Gülşehir'in Karacaşar köyündeyim. Yaklaşık 40 yıl oldu Hollanda'ya geleli. Ben işçi ailesi çocuğuyum. Babam da bir 50 yılı geçti. Şu an işletmeci olarak burada çalışıyoruz. Yani Amsterdam'ın göbeğinde. Nevşehir'in Kapadokya'nın lezzetlerini Hollandalılara yediriyorsunuz. Aynen söylediğiniz, bahsettiğiniz gibi mümkün mertebe elimizin gücümüzün yettiği nispetinde Hollandalılara, Türklere, Marokkanlara, diğer ırktan insanlara, her türlü insanlara yedirmeye çalışıyoruz. Evet sevgili Fahri Hemşerim, bu haftaki bizim konumuz organ nakliydi. Yani bir insan öldüğünde böbrekleri alınsa, birine verilse, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence çok güzel olur. Bir başka insanı yaşatmak çok güzel bir duygu olsa gerek. Allah bunun da biliyorsunuz Allah katında da bir sakıncası yok. Bunu diğer hocalar da söylüyor, alimler de söylüyor. Ben gayet olumlu düşünüyorum. Çok da güzel olur. Şimdi herkes sizin gibi düşünüyor hemen hemen %90'ı ama evet. Hiç kimse gidip de bu şey vekalet vermemiş. Allah gecinden versin bana bir şey olursa böbreğimi alın, gözümü alın dememiş. Evet. Peki bu konuda vatandaşımızın yeterli kadar bilinçli olduğuna inanıyor musunuz? Yok, yeterli olarak bilinçli olduğuna inanmıyoruz. Bu konuda da büyük bir programlar yapılmıyor zaten. Biz yapıyoruz. İnsanları bilinçlendirmiyor. Tamam sizler istisna olabilir ama gerçekten insanları bilinçlendirilmiyor. Aslında bilinçlendirilirse herkes olacağını inanıyorum. En başta ben de olmak üzere. Evet sevgili Fatih duydum. O halde bilinçlendirmek lazım. O kurulan allı şanlı vakıflar falan var ya onlara bu mesajları iletmek lazım. Hadi bakalım. Vatandaşımız da organ nakli deyince saç naklini anlıyormuş. Onun için ben konuşmak istemiyorum dedi. Acil saç nakline ihtiyacı var. Yayınlayacağız bunu. Yayınlayacağız. Tamam. Muhammed Karadeniz, Trabzonluyum. Burada Kalafırın adında işletmelerimiz var, fabrikamız var. Yoğun çalışıyoruz, şükürler olsun. Peki bu haftanın sorusu organ nakli. Örneğin işte böbrek, göz, insanlar ölünce organlarını vermeli mi? Vermeyecekse niye vermemeli? Şimdi şöyle, herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Kimi vermek ister, kimi vermemek ister. Allah katında da yani bunun tam olarak yani insanların bilinçli olmadığını düşünüyorum. Allah katında da bunun şeyi var zannediyorum, ayeti var. Yani bir insanı yaşatmak çok güzel bir şey. İnsanlar bilinçli olduktan sonra yani vermeyecek insan çok az diye düşünüyorum yani. Çevrenizde var mı böyle organa ihtiyacı olan? Biz geçen gün bir gencimiz başka yeğenine bir böbreğini verdi. Bu arandı, bulunamadı, bekleme sırası çok uzun diye. Biz çok duygulandık ve bu programı çekmeye karar verdik. Evet. Çok güzel yaptınız, teşekkür ediyorum. İnsanları bu konuda da biraz da bilinçlendirme yoluna gittiniz. Yani bu programı izliyorlarsa biraz da bilinçlenirler diye düşünüyorum. Benim çevremde henüz öyle bir şey duymadım, öyle bir şey yok. Allah artık bu böbrek hastası olanlara, bütün hastalara Allah şifa versin diyelim, ne diyelim. Evet, Hollanda Çarşı Pazar programında organ naklini çekerken çok ilginç biriyle tanıştık. Adı Ümit, arkada çalışıyor. Çok mütevazı birisi. Kendisi böbreğini birine vermiş, hiç tanımadığı birine. Bize dedi ki, reklam yapmaya gerek yok. Kime verdiğimi bilmiyorum ama insan olmanın erdemi bir hayat kurtarmaktır. Ben insanlık için verdim dedi ve işine devam ediyor. Gerçekten böyle gençlere, böyle insanlara ihtiyacımız var. Thank you.
day. Yoku mensin kopu minir, yoku mensin. Ik denk dat is van ons, onze programma. Ja, ja, is goed, meneer, is goed. Ja, voor programma. Bent u Marokkaan? Ja, ik kom uit Turkije. Ben je Turkije? Turkije. O zaman Türkçe konuşalım. Ja, konuşalım, ja, konuşalım. Türkçe. Ne yapıyorsun bu çiçekleri? Bu çiçekleri satıyorum. Gençler alıyor, restoranlarda, sitraatta gençler alıyor. Metfriend'in kovumu, enden bulumu kovu ya, alıyor gençler. Ya. Peki, Allah sağlık saat versin. Organ nakli konusunda ne düşünüyorsun? Mesela biri birine böbreğini vermeli mi? Vermeli, vermeli bak. Ben muhakkak veriyorum. Siz verecek misiniz? Yardımlaşmak çok iyi olur yani. Bir insanı yaşatmak ne kadar sevap biliyor musun? Siz verecek misiniz? Ben, yani gerekirse veririm yani. Ama şu anda değil de gerekirse veririm yani. Bir peki alır mısınız? Size lazım olsa Allah göstermesin. Olursa alırız, evet, evet. Memleket Nevşehir mi? Kayseri, Kayseri. Kayseriler bu işleri yapmaz ya, başka işler yaparlar. Yani dükkan açarlar falan, siz çiçek satıyorsunuz. Belki de büyüteceğim ileride bu işleri, olacak o da olacak. Sanayi kuracağım, avuçta sanayi kuracağım. Ya daha yaşım kaç? Sanayiler, fabrikalar kuracağım. Daha yaşım kaç diyorsun oğlum? Yaşım 65 ama kendimi 20 yaşında görüyorum ben. Kaç kere evlendin? Ben mi? Ben bir kere evlendim. Bir de Hollandalı vardır. Ne, yok yok. Yok mu? Helim tamam. Artık. Yok, Hollandalı yok. Beyefendi, güzel adam, Hollandalı yok. Gerekirse olacak değil mi? O da olacak değil mi? Yenge sağ mı? Sağ, evet. Ama yenge yok. Türkiye, burada yok, Türkiye'de. Vallahi duymasın, dişlerini döker. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Ha, alacağın hanım ona ya, da hizmet eder. Ya, tabii ona da hizmet eder, evet. Ona da hizmet eder ya. Vallahi siz gibilerin nesli tükendi. Evet. Allah razı olsun. Ya, ben teşekkür ederim size. Programa katıldığınız için, bana fırsatları verdiğiniz için sizlere... Şükranlarımı borçluyum, tamam mı? Evet, bu da sokağın neşesi ya, Fatih. Sokağın neşesi ya. Kayserli hemşerimiz sevgililere çiçek satıyor. Ya. Çalıştığı iş yerinin sahibi olamamış. Mutlu ediyorum, sevindiriyorum. Dargınları, küsleri barıştırıyorum. Ya. Nerelerde satıyorsunuz? İnsanları mutlu ediyorum. Amsterdam, Plain Firtik, Plain Fifin Firtik, Fifin Fifin Firtik. Türkçeyi de unutmuş. Yani 44-45 ya, meydanlarda satıyorum. Fifin Firtik, ya ikep mutlu ediyoruz. Türkçe bunu da ister istemez insanı yani. Ya unutmam da yani. Yani konuşma zorunda kalıyorsun, öyle değil mi? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Teşekkür ederim sizlere. İyi günler. Evet, bu günde sokağın neşesini bulmuş olduk. Hadi Fatih. Hollanda Çarşı Pazar bu hafta Amsterdam'da. Sokaklarda organ naklini sorduk ama yolumuz Kraliyet Müzesi'ne düştü. Arkada Kraliyet Müzesi, Hollanda'nın olmazsa olmazı buz pateni. Sevgili Fatih'in görüntüleriyle işte Amsterdam'dan insan manzaraları ve Amsterdam sokakları. Hadi Fatih.